Yüz Yakası serimizin ikinci videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu ikinci videomuzda, ikinci yüz yogası hareketlerimiz bizim çene bölgemize yönelik ve şuradaki gıdık bölgesine yönelik hareketler olacak. Eğer siz yuvarlak yüz hatlarına sahipseniz ve şu bölgeyi daha da keskinleştirmek, daha burada keskin çizgiler elde etmek istiyorsanız, şu jawline denilen kısmı birazcık daha böyle içe doğru göçük yanak vardır ya, işte onu elde etmek istiyorsanız ve eğer gıdık oluşumu varsa, şurada hafif gıdıklar oluşmaya başladıysa, bunları ortadan kaldırmaya yönelik hareketler, yüz yakası hareketleri yapacağız bugün. Şimdi tabii hareketlerimize başlamadan önce ne yapıyoruz? İlk önce omurgamızı dikleştiriyoruz ve birkaç kez birlikte derin nefes alıp verelim. Aldık nefes. Verdik. Aldık, verdik. Alıyoruz. Verdik nefes. Şimdi ilk hareketimizde şu üç parmağımıza ihtiyacımız var. Şu şekilde buralarımıza bastırıp bırakacağız. Bastırıp bırakacağız, bastırıp bırakacağız ve en son şu kısma bastırıp bırakacağız. Yani burada bakarsanız 4 noktaya bastırıp çekeceğiz parmaklarımızı. Yapalım birlikte. Çene kısmından başladık. Birazcık daha öteye taşıyoruz. Baskı uygulayın arkadaşlar. Hani aşırı olmamak kaydıyla bir baskı uygulamanızı istiyorum. Geldik ikinci noktadayız. Üçüncü noktadayız. Ve dördüncü noktaya da bastırıp bıraktık. 1, 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3, 4. Diğer hareketimize geçelim. İşaret parmaklarımıza, baş parmaklarımıza pardon affedersiniz, ihtiyacımız var. Yerleştirdik bu çene kısmına ve şuradaki çizgiyi takip ederek bu parmaklarımızı şuraya kadar taşıyoruz ve bırakıyoruz. Buradan başlıyoruz. Şu çizgiyi takip edip baskı uygulayarak burada bırakıyoruz. Aşırı olmamak kaydıyla tabii ki o baskı. Buradan başladık. Buraya taşıdık. Bıraktık. Başladık. Buraya taşıdık. Bıraktık. Başladık. Buraya taşıdık. Bıraktık. Tekrar yapıyoruz. Başladık. Buraya taşıdık. Ve bıraktık. Üçüncü hareketimizde şu şekilde. Parmaklarımızı şu şekilde. Buramızı yerleştireceğiz ve aynı şekilde bu baş parmaklarımız yine burada ve burayı bu şekilde geriye doğru çekiyoruz, bırakıyoruz. Buradan aldık, geriye doğru çektik, bıraktık. Yerleştirdik buraya, şu şekilde böyle çektik. Bıraktık. Birkaç kez daha yapalım birlikte. Yerleştiriyoruz parmakları baskı uygulayarak. Bıraktık. Nefes alıp vermeyi kesinlikle unutmuyoruz bu sırada. Nefesinizi tutmayın. Çektik. Bıraktık. Şimdi diğer hareketimize geçelim. İki parmağımıza ihtiyacımız var ve şu jawline dediğimiz şu göçüklük var ya, onu sağlamak ve aynı zamanda şu çizgiyi belirginleştirmek üzerine olan bir hareket bu. Parmaklarımızla şu şekilde buradan başlayarak bu bölgeyi geriye doğru iteceğiz ve burada bırakacağız. Yapalım birlikte. Bıraktık. Çektik. Bıraktık. Başlıyoruz buradan. İtiyoruz. Bıraktık. Nefes de bıraktık. Nefes alarak başlıyoruz. Bıraktık. Aynı şeyi diğer tarafa bir yere uyguluyoruz. Başladık buradan. Bıraktık. 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 Başlıyoruz. Nefes de bıraktık. Şimdi diğer hareketimize geçelim ki bu hareket benim en favori hareketim. En bayıldığım harekettir ve elim boş olduğu takdirde ben bu hareketi sürekli ama sürekli uyguluyorum. Sürekli herkes beni şu şekilde görebilir. Ne yapıyorsun Gökdeniz? Çene bölgemi masaj yapıyorum. Çene bölgemi belirginleştiriyorum. Gerçekten en favori hareketim ve bulabildiğim her boşlukta. Yani
Yani elim eğer boşsa ve eğer ortamda garip kaçmayacaksa ben sürekli böyleyimdir. Özellikle film izlerken, televizyon izlerken, yani bir şeye bakarken böyle sürekli şu şekilde masaj yaparım. Şimdi bu harekette elin üst yüzeyini kullanıyorsunuz, yani şu kısmı kullanıyorsunuz. Üç aşamalı bir hareket aslında bakarsanız. Yani ben bunu üç aşama şeklinde uyguluyorum. Birinci olarak şu şekilde parmaklarımla, yani elimin üst yüzeyiyle şuradan başlıyorum. Sırayla bir böyle, bir böyle. İlk hareketi bu şekilde yapıyorum. İkinci aşamada, yani ilk aşama bu şekildeydi. İkinci aşamada geliyorum, şurada bir zikzak çiziyorum, bırakıyorum. Geliyorum, zikzak çizip bırakıyorum. Geliyorum, zikzak çiziyorum, bırakıyorum. Geldim, zikzak çizdim, bıraktım. Geldim, zikzak çizdim, bıraktım. Ve en son aşamada ise, üçüncü aşamada ise şu şekilde sanki buramı dövüyormuşçasına. Öyle de demek pek hoş olmadı ama yani bir nevi de öyle diyebiliriz. Yani nasıl, ne diyebilirim buna başka? Tampon mu? Tampon mu diyebilirim? Tam olarak o da karşılar mı bu hareketi, yani anlam olarak bilmiyorum ama şu hareket. Çeneme bu şekilde, yine elin üst yüzüyle şu şekilde vurarak itiyorum. Vurup itiyorum. Yalnız bu hareketi dikkatli yapın ki buranıza herhangi bir zarar vermeyin. Bu şekilde hem çene bölgesi, bir de bu hareket aynı zamanda bu gıdınızın da oluşumuna engel oluyor. Şimdi isterseniz birlikte yapalım bu hareketleri 3 aşamada olarak. Başlıyoruz ilk aşamayla. Elin üst yüzüyle getiriyorum ve çekiyorum şuradan. Çenemden, yani çene arkasından başlıyorum ve çenemin önünde burada bitiriyorum. Derin nefes al, ver, omurga dik. Omuzlar geriye düşmesin, yani içe düşmesin, hep geride, dimdik bir şekilde. İkinci aşamaya geçiyorum. Üçüncü aşamada en sevdiğimiz. Bitirdik. Evet, bu üç aşamalı hareketimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi benim en çok uyguladığım ve etkisinden en çok memnun kaldığım hareketlerden bir tanesi. Şimdi boyun bölgemizi şöyle aşağı doğru çekelim, rahatlatalım. Son hareketimizi ise ben ağırlıklı olarak aslında boyun bölgesi ama şu çene kısmına da etkili olan bir hareketle bitirmek istiyorum. Şu şekilde yapacağız. Üst, yani dudağın şu çevresini çalıştırmadan sadece alt çene ve boyun bölgesini çalıştırarak şu şekilde bir ses çıkaracağız. Ve o sesi çıkarırken de aynı zamanda kafamızı hafif öne doğru iteceğiz. Ve hem şu kısmı hem de bu çene kısmını çalıştırmış olacağız. Hareketimiz şu. Görüyorsunuz değil mi? Şu kısmın nasıl çalıştığını. Ve aynı zamanda hem buram kasılıyor hem buralarım kasılıyor. Yani combo bir hareket aslında bakarsanız. Yapalım birlikte. Dudakları büzmüyoruz. Sadece alt çeneyi şeklinde öne itiyoruz. Rahatlatın boynunuzu, yüzünüzü. Derin bir nefes aldık, verdik ve hareketlerimiz bu kadardı.
En son bir boyun bölgesinde çalıştırmış olduk ekstra olarak. O bir ekstra oldu ama dediğim gibi o hareket sadece boyun bölgesi değil, bu çenemizin şu kısımları ve gıdı bölgesini de harekete geçiren bir hareket aslında bakarsanız. Umarım bu hareketler hoşunuza gitmiştir ve düzenli bir şekilde yaptığınızda umarım çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Yüz yogasının, yani diğer yüzün diğer bölgelerine yönelik hareketlerden ziyade bu hareketleri birazcık daha sık uygulamanız gerekiyor. Yani çünkü bu kısım birazcık daha emek isteyen bölgeler. Ne kadar sık uygularsanız alacağınız sonuçlar o kadar çok etkili ve kısa sürede olacaktır. Ve aynı zamanda şunu da söylemekte fayda var. Benim az önce yaptığım hareketleri siz eğer hoşunuza giden, yüzünüze, cildinize iyi gelen, sizi rahatlatan herhangi bir nemlendiriciniz, yüz yağınız, masaj yağınız varsa onunla da uygulayabilirsiniz. Hem yüzünüzü daha çabuk rahatlatmış olursunuz hem de hareketleri yaparken daha rahat aslında uygulamış olursunuz. Evet, bu videoluk benden bu kadar. Umarım hareketler hoşunuza gider ve uygularken keyif alırsınız. Yüzünüz rahatlar, bedeniniz rahatlar, ruhunuz rahatlar ve düzenli bir şekilde uyguladığınızda da umarım istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.